Evet Recep Bey, ilk ağaç dikişinizi bize anlatır mısın? Ne duygu, nasıl duygu? Aslında ilk değil. Tabii fizik olarak diye düşünüyorum. Yoksa sizin doğayla iş olduğunuzu biliyoruz. Ama yaptığım iyilik. Yani bulunduğumuz alanı şöyle gösterebilir miyim müsaade ederseniz efendim? Evet, bu dağa da çıkmıştık. Abdurrahman Bey kazmaya başladı. Evet, görüyorsunuz kırmızılı arkadaşımız. Böyle doğayla iç içe bir alanda bir ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Evet Reyha Bey, bu doğanın bu kadar pislenmesi çok beni üzdü. Onu da söylemek isterim. Fena sayılmadı. Başka internette gördüğümüz manzaraları. Tabii şimdi şu da var. Burası yeni bir soğuk bir ortamdan çıkıp gelen bir iklimin sert olduğu bir alandayız bu arada. Kütahya Afyon arası. Evet, montla beraberiz. Burada daha önce bir yaz günü, bir Temmuz sıcağında galiba, Ağustos olabilir. Dağa çıkmıştık, dağa trekking yapmıştık. Çok keyifliydi. Ve abi o an duygularınızı ne hissediyorsunuz? Hala iz duruyor mu? Yanık izleriniz. Evet, duruyor. Çamura basmayın isterseniz. Aynaya ne zaman baksam o günleri hatırlıyorum. Evet. Nasıl yağmur? Keyifliydi değil mi? Evet. Ben de çok keyif almıştım. Kahvaltı yapmıştık. Evet, bir kan diye bir arkadaşımız vardı, kulakları çınlasın. Evet. Güçlük desteği sağlayan kişi olarak gurur duyuyorum. Tabii. Ağacı bulan değil, düşünen değil, sırf suyu döken tabii yarar. Tabii. Evet. Şovmen Reha Bey. Allah'ım şu pisliğe bak. Rezalet ya. Şunlara bakar mısın? Yani insanoğlu kadar şu doğaya zarar veren başka varlık yok herhalde ya. Tabii yazın gelmesiyle... Şişe. Ne şişe? Nerede? Git getir onu. Koş. Neresi? Ya ben aslında şöyle bir şey düşünüyorum. Sırayı bozmayalım diye düşünüyorum. Fikrim o yönde. Yani yok, burası olursa... Burada çok rahat bir sıkıntı olur mu bilmiyorum tabi de. Rahat görünür diye. Daha kuytu bence ve rüzgara karşı da korunur. Şurası daha iyi de yoldan... Peki şu ağaçların hizasına ne dersiniz? İşte şu... Tabi yarın bir gün yılbaşı muhabbetine bu ağaçları kesmesinler. Efendim? Burası daha iyi görünür. Evet evet, hançer. Orası altta kalıyor. Yani yeri de hazır herhalde bunlar. Buna olayım. Yani yarın şey diyorum. Bunları da çalmasınlar. Şey, ağaçları kesip de götüren hainler olabilir. Abi bırak şimdi şeyleri ya. Bomba bomba olur. Evet. Tamam abi hadi. Hadi bismillah. Bura mı? Bence bura. Düzeni bozmayalım arkadaşlar. Sıra önemli yani. Yoldan görebilmemiz de önemli. Şuradan geçerken burayı görebiliriz. Burayı görebilir miyiz? Emin misiniz? Yok, aşağıda kalır. Tabii biz haftanın belli günleri evimize giderken... Ayrı bir izleyin. Bura daha aşağıda ama oraya göre bura... Neyi? Ben Abdurrahman abi bu konuda iyi bizden. Yani ben çok teknik olarak bilemem ama. Tamam, ya bura ya bura. İşte hangisini arzu ederseniz geçerken de görürüz zaten. Geçerken orayı görürüz. Biz kazarken sen şeyi getirecek. Tamam. Şişeyi getir. Hançer sen belin rahatsızsa ben kazayım. Yok. Şey, anahtar buradan açabilir miyim? Yok açamam. Ah. El sallayın Reha Bey. İşte Kızılay her yerde. Evet. Doğayla iç içe. Türk Kızılay çalışıyor. Evet. Toprak da maşallah bereketli bir toprağa benziyor değil mi? Verimli bir toprak yani. Biraz köz. Biraz daha ister. Evet. Hadis-i Şerif de diyor tabii. Yani
kıyametin kopacağını da bilseniz elinizdeki ağaç varsa dikin. Tam söyleyemesem de ama özünde bu vardı. Toprak da ne kadar önemli. Yeterli aslında. Yeterli mi? Hı hı. Evet, Reha Bey'i bekliyorsun. Reha Bey tabii ilk fizik olarak ilk ağaç dikişi olduğu için. Abdurrahman Bey, duygunu alabilir miyiz? Dağa bakınca ne hissediyorsunuz şu an? Bu dağda, tabii bu dağın arkasında bir dağ var. Oraya çıkmıştık. Çok mutluyuz. Evet. Buraya bir ağacımızın olması, geleceğe bir eser bırakabilmek çok güzel. Evet, biz hatır olsun diye ağacımızın yanına ismimizi de yazdık. Bir hatıra olarak, bir doğada kaybolacak şekilde tabii şey yaptık ama yine de bir hatırası olsun. Tabii yazın vermiş olduğu yani saat şu an 7 gibi, 6.45 tarzın saat zannedersem. Havada şansımız da tabii sıcak. Doğayı seviyoruz tabii. Burada gölcük diye tabir ettiğimiz, yaban hayvanları için çok güzel bir ihtiyacın karşılanması için yapılmış. Yapanlardan Allah razı olsun. Bir tane çubuk gibi bir şey bulmam lazım benim de. Şöyle hani dik dursun diye hançer. Şu olur mu? Bu yamuk ama. Şu olabilir. Veya hadi, evet, seni bekliyoruz Ecepciğim. Abdurrahman Bey, tarif ederseniz arkadaşa. İyi, yanına mı dikeceğim? Sığar mı ya o? Poşetin altından delerek mi koyacağız? Şuradan. Yoksa kumdan... Delik abi. Yok, öyle değil. Yırtacağız. Yırtacağız. Evet. Orman Bölge Müdürü'ne teşekkür ediyoruz. Yani hafta sonu dağıttığı için. Bunu böyle yapsak yeterli. Kaç tane damarla bağlanmış toprağa. Evet Reha Bey, eliniz değsin lütfen. Evet. Hep beraber. Hep beraber hocam. Hadi bakalım. Allah'ın yaşamasını nasip etsin. Şişeyi de yanına koyacağım. Evet. Bu da bizim bir hatıramız içerisinde. Ama hemen dışarı çıkarsan ki. Evet. Şimdi onu şuradan koyarsan daha dik durur hocam. Evet. Evet. Hadi bakalım. Can suyu dökmedik. Dök sen biraz Recep can suyunu. Şu yandan boşaltalım biraz. Öyle değil, öyle değil. Oralara dökülmez. Şu yanlara şöyle bir gezdir. Evet, çok güzel. Güzel. Taşla da yuvarlak haline alırız. Erzincan mineralli su da var. Ah, süper süper süper. Kızılay. Kızılay doğal maden suyu. Herkese tavsiye ediyoruz bu arada. Tabii hocam köy çocuğu. Abdurrahman abimiz hocam deriz. Büyüğümüz aynı zamanda kendisi. Abimiz, çalışma arkadaşımız, dostumuz. Sağ olsun. Kazmayı da o getirdi. Nereden buldun bu arada bu kazmayı bilmiyorum ama. Ne zaman yanımızda var. Recep Bey, siz de lütfen. Bir tane uzun bir çubuk gibi bir şey bulsak dik yapalım ya. Poşetle de bağlarız. Şu olabilir sanki. Şöyle yapsak dik durur mu? Bağlayabilir miyiz? Onu ince bir şeyle yapalım ya Recep. Hiç böyle ip falan var mıdır bilmiyorum ama. Can suyunu dök. Aa, hepsini mi döktün sen can suyunu? Ona yeter. Muhtemelen birkaç köşe daha yiyoruz.
Ya cuma günü de su dökeriz ya buraya bir. Recep şimdi ufak taşlarla şöyle bir yuvarlak mı yapsak? Evet. Ne kadar güzel bir duygu ya. Herkes ağaç diksin arkadaşlar. Lütfen Ege'ye de zeytin ağacı dikelim. Ege, Akdeniz. Ülkemizde zeytin çok güzel oluyor. Ama biz tabii çam bulduk. Çam diktik. İleriki günlerde inşallah meyve ağaçları dikeceğiz ki börtü böcek de nasiplensin inşallah. Niyetimiz o. Evet, çok güzel bir duygu gerçekten arkadaşlar. Bence her öğrencinin bir okulu bitir, ilkokulda 4 yıllık eğitim boyunca 40 ağaç. Ortaokulda 40 ağaç, lisede 40 ağaç ve bu ders geçme notu olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Recep Bey, düşüncelerinizi alabilir miyiz? Ben şu an kafamda farklı bir şey var. Mutluluk mu hissediyorsun? Evet. Herhalde zamanlaması yanlış olmadığı için sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama. Değil mi Abdurrahman abi? Zamanlama kesinlikle tam zamanı. Zaman değil mi bu? Ağaç dikmenin tam zamanı mı? Tam zamanı. Aa, o zaman bir meyve ağacı da Rehacım. Buraya bir meyve ağacı dikme niye biliyor musun? Şart. Çünkü burada börtü böcek biliyorsun su var. Hay Allah razı olsun Abdurrahman abi. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmanızı istiyoruz. Rehacığım, kanalla ilgili bize duygularını söyler misin? Çocukların kanalı ama biz de burada hem ağaç dikimiyle ilgili özel görüntülerle eşlik ediyoruz ve destek veriyoruz. Evet, sosyal amaçlı konularda her zaman dahil olabiliriz. Reklam yüzümüz sizsiniz biliyorsunuz bu arada kanalın. Yani çocukları sevindirdiğini bildiğim için bunu çok açık yürekli söylüyorum. Evet. Abdurrahman Bey teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Saygılarımızı sunuyoruz. Görüşürüz. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar.